Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural'ı yıllarca reddetti. Annesiyle hiç evlenmedi. Ama Yasemin'in penceresinde bir gerçeğin daha altını çiziyoruz. Hakan Ural şu anda rahmetli olan annesiyle ve onu yıllarca reddeden babasıyla ilk kez buluştu. Bir dönemin en ünlü, en çapkın şarkıcısıydı. Ancak onun ismi şimdi şarkılarıyla değil, ilişkileriyle kamuoyunun gündemine oturan çocuklarıyla anılıyor. Yıllar önce babasına verdiği acıları şimdi çocukları tattırıyordu ona. Hem Aslı hem de Hakan Ural ayrı annelerde aynı babayı üzdüler. Bir zamanlar nüfusunu almakta, kabullenmekte zorlandığı oğlu Hakan, şimdi en yakın arkadaşı, dostu, sırdaşı oldu. Evet, Selçuk ve Hakan Ural programda Sibel Can olayını anlatırken Yasemin'in penceresinde bir ilk daha gerçekleşti. Hakan 30 yıl sonra annesi Ceyhan Cem ve babası Selçuk Ural'ı bir arada gördü. İlk kez bir resmi donduracağız biz. Resmi. Hakan, evet, bir fotoğrafı. Bunu senin için yapacağız. Senin ifadelerine gülüyorum sen. Şimdi ikiniz de biraz hafif hafif böyle enjekte ediyorum ki kim olabileceğini düşünün diye. Evet, bu ikinizin de tanıdığı, bildiği bir kadın. Hele senin çok sevdiğin bir kadın. O kadın bugün buraya seni çok sevdiği için geldi. Kim olabilir? Annem falan burada değil, annem burada. Kapı açılsın. Allah Allah. Evet, ve Ceyhan Cem içeri girsin. Anne yani. Aman düşme gel. Geldim. Gel, tanışıyorsunuz herhalde. Hoş geldin. Ceyhan Hanım hoş geldiniz. Deminden beri bunda böyle İsterseniz oldu. Şöyle oturun. Tamam. İkisini de nasıl bir titrettim anlatamam size. Ama Hakan senin için bak. Yani. Görüyorsun ilk kez. Annenle ve babanla ekrandasın. Evet, evet. Şu anda neler hissediyorsun hemen söyler misin? Yani ne hissedebilirim ki ya? Bilemiyorsun, söyle hadi. Ay çok heyecanlandım. Söyle ne hissediyorsun? Hadi. Yani ne bileyim yani. Dur elini vurma oraya ses yapar. Ses yapar. Şimdi heyecanlandı ya sandalyelere falan vurmaya başladı. Evet heyecanlandı. Evet, şimdi tabii yıllar sonra Hakan biz Ceyhan Hanım'la dediğim gibi demin hep konuşurduk, görüşürdük telefonda falan. Tabii yıllar sonra Hakan hakikaten ilk defa bu manzarayı gördü. Evet şimdi bu fotoğraf senin hayatın boyunca unutamayacağın bir fotoğraf ve... hakikaten öyle oldu. Değil mi? Şimdi söyle hadi neler hissediyorsun anlat. Ne hissediyorum şimdi ben ikisini de çok seviyorum. Bende emekleri var. En azından Allah'ın da sayesinde beni meydana getirmişler. Onları üzdüğüm zamanlar da olmuştur. Yanınızda özür dileyim eğer öyle bir çok üzüm yoğun dönemler olduysa ama iyi ki ikisi de var tabii yani. Peki şöyle anneni babana bir öpücük kondur da görelim. Hadi bakalım. Nasıl öpücük? Ay, evet bugün hadi bakalım görelim. Bir anneciğim babacığım da işte ilk defa yan yana geliyorlar ekranda. Ana baba. Canım. Yavrum. Evet. Evet, Ceyhan Hanım size çok çok teşekkür ediyorum. Böyle evlat versin. Ben de size burada Ceyhan Hanım'a bir konuda teşekkür etmek istiyorum. Ural ailesi olarak. Hakan olmasaydı o zamanlar demin konuştuğumuz gibi benim başta istemememe rağmen. Bugün Ural soyadı bitiyordu. Bizim evet. Ailede hep kız, hep kız. Onun için Ceyhan Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Ceyhan Hanım görüyorsunuz değil mi? Evet. Yıllar sonra da olsa bu söz mutlaka kalbinizi almıştı. Annesi de aynı şeyi yıllar evvel söylemişti kayınvalidem. Öyle mi? Kulakları çınlasın evet. Hayat işte insana ne diyor görüyorsunuz değil mi Selçuk Bey? Evet. İstemediğiniz çocuğunuz sizin bugün soyadınızı devam ettirecek tek evlat oldu. Ve o kadar da hayırlı bir evlat oldu ki hiçbir zaman ne saygısında ne sevgisinde ne de konuşmasında hiçbir şeyi yok. Her zaman çok saygılı davranıyor babasına da annesine de. Olmaya çalışıyoruz öyle elimizden geldiğince. Yani. Şimdi siz Selçuk Bey'den hamile olduktan sonra 2 yıl gibi bir süre beraber oldunuz. Hı hı. Ve ondan sonra da evlenmediniz, ayrıldınız ve sonra Hakan dünyaya geldi. Ondan sonra siz elinizde ayağınızı bu işlerden ve piyasadan çekerek oğlunuzu büyüttünüz Ceyhan Hanım. Zor günler miydi o günler? Yok, ben Hakan 6 yaşındaydı, evlendim. Hı hı.
Beyimden bir kızım bir oğlum var. Yani Hakan benim tarafımda. Hı hı. Üç kardeş oluyorlar. Rahmetli eşim öldü. O da onu çok severdi. Tabii. Hakan da onu çok sevmiştir. Rahat büyüttüm yani rahmetlinin sayesinde. Peki o evliliği tercih etmenizin nedeni bir sevgi evliliği mi yoksa oğlunuz için bir mantık evliliği miydi? Oğlum için çünkü oğlum istemişti. Öyle mi? Evet. Hatta kasaptaydık. Sandalyenin üstüne çıktı. Anneciğim dedi sınamayı bırak babamla evlen. Dedim Hakan yani mümkün değil dedim. O zamandan da bıraktınız evet, yani. Evet, babamla evlen. Mümkün değil oğlum dedim. O zaman dedi evlen anne. Deyince peki oğlum dedim. İşte bire gidiyordu. Bire gidiyordu ve evlendim. İki sene evine kadar da evliliğimi devam ettirdim. Hı hı. Eşim öldü. Allah rahmet eylesin. Yani rahat büyüttüm. Ne kadar enteresan bir tabii. Şey. Hamile evet. Kalıyorsunuz, aldırmak istiyorsunuz. Bir nedenle bu iş olmuyor. Sonra Hakan dünyaya geliyor. Direkten dönmüşüz. Direkten dönmüşsün Hakan. Şimdi bunu söylemek bir mahsur yok. Yaşın bunu kaldırabilir. Evet, evet. Direkten dönüyorsun. Ve sonra da hem annenin hem babanın biricik evladı oluyorsun. Ve Ural soyadını da devam ettiriyorsun. Selçuk Bey dedi ki ben Sibel Can'la evlenmesini istemedim. Çünkü iki sanatçının evliliği olmaz dedi. Siz o dönemde Sibel Can'la Hakan Ural evlendiğinde Sibel Can'ın hiçbir şey yoktu. Kiralarını siz ödüyormuşsunuz doğru mu? Evet, evet. Şeyde Etiler'de oturuyorlardı. Evet. Hatta benim evde kadınım vardı. Saat 2'den sonra onunla beraber gidiyorduk eve. Çabuk da dönmesi lazım kadıncağızın eve. Ben de onunla beraber iş yapıyordum. Yani bir an evvel bizim de. Öyle mi? Tabii kadın da evine gidecek çünkü. Hem benim evim hem onların evi olmuyordu yani. Tabii habersiz olmasaydı daha başka şeyler olurdu. Habersiz oldu, evlendi. Evlilikte habersiz, elimizden evet. Ne geldiyse. Bundan sonraki haber ne olur? Yani. Yardım ettik ondan sonra. Şimdi korkuyorlar ondan. Değil hayır, mi? İkinci kez evlendi. Yok. Yok böyle bir şey, yok. 19 yaşındaydı yani Yasemin Hanım. Ve bütün ideali Avrupa'ya gidip yerleşecek, tahsiline devam edecekti. Devamlı her yurt dışına gidişinde gelmiyorum, okuyacağım. Tamam oğlum filan. En son Amerika'ya gitti. Ben ağlıyorum. Ah ne eyvah çok uzak gidemem dönemez filan diye. Öyle şeyleri vardı. Hep yurt dışına yerleşecekti. Hiç aklıma gelmiyordu. Yani bir aklımı inen babasına. Evet, evet, evet. Babası da zaten baksanız da bir şey olmuş. Bir panik durum herkes, olmuş. Herkes. Ama ne derler yani bir anlamda da. Olsun iyi ki de evlenmiş iki tane yavrumuz şimdi var. Şimdi siz babaanne oldunuz. Dünya güzeli benim iki tane torunum. Dünya o Engin Can Hakan'ın aynı küçüklüğü inanın. Küçüklüğü değil evet, evet. Evet. Bu kadar yani kopyası olabilir. Aynı. Peki, bir şey söyleyeyim. Evliliklerin bitmesi genelde erkekler biraz katı olabilirler. Siz kadın olarak araya girip gelinizle oğlunuzun arasını bulmak, bu evliliği kurtarmak için bir çaba harcamadınız mı? Vallahi benim kapım bütün aileme açıktır. Sibel'in annesine, ailesinde hala görüşüyorum. Ve gayet iyi aram. Benim kapım açıktı, gelen olmadı.